Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir arkadaşımızın isteği üzerine diyalog sistem nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bu arada arkadaşlar gene unutuyordum. Bir arkadaşımız videoda adını söylememi istedi. Kaya Kozak adlı arkadaşımız. Videolarımızı beğendiği için ben de teşekkür ediyorum ona. Yani isteği buydu. Adını söyler misin dedi. Ben de şu anda söylemiş oldum. Umarım yani mutlu olmuştur. Neyse şimdi videoya geçelim. Tabii öncelikle şuraya bir bakalım. Burada diyalog ile ilgili şeyler bakın. En azına gelirsek 14 dolar 99 kuruş. Yani bu yaklaşık olarak 30 liradan fazla yapıyor. Hatta 30 liradan da bayağı fazla. Neyse. Ben şimdi bunun bedava nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Birazcık video uzun sürebilir. O yüzden ben direkt widget'ı böyle hazır oluşturdum. Gördüğünüz gibi önce bir canvas panel ekledim. Şöyle bir tane. Şöyle adlarını da yavaş yavaş söyleyeyim. Bir tane canvas panel ekledim. Daha sonra bunun arkasına bir image atadım. Böyle güzel olması açısından. Daha sonra bir vertical box atadım böyle alt alta olması için. Bir karakterin adını yazmak için. Bir de 3 tane sorumuz yani 3 tane diyeceğimiz. Bir de geri tuşumuz yani buna basınca şey olacak. Burada da karakterimizin adını yazdıracağız. Şimdi şöyle yapacağız. Şöyle gelelim. Bunun şu text bloğuna basalım. Bunun tekstine bind yapalım. Hepsine tek tek bind yapacağız. Buraya böyle gelip 3 tane değişken oluşturalım. Yani üçüne de vermek için. Soru 1. Bunu string yapalım. Soru 2. Soru 3. Soru 1'i buna bağlayacağız. Tabii böyle bağlayamıyoruz. Buraya get olarak atalım. Daha sonra böyle bağlayalım. Bunu buraya bağladık. Daha sonra pardon, designer'a gelelim. Gelelim text block 2'ye. Buna da bind yapalım. Buna tekrar soru 2'yi atalım. Bunu da buraya bağlayalım. Daha sonra designer'a gelelim. Text block'a basalım. Tekrar aynı şekilde bind, create binding. Soru 3'ü de buraya bu şekilde atalım. Sorularımızı bu şekilde belirleyeceğiz. Şimdi bunu böyle yaptık. Bu name'e de aynı şekilde bir değişken oluşturalım. Create binding. Variable'a bir name. Niye hepsini büyük yazdım? Şöyle yazalım. Şuraya şöyle get olarak atalım. Bunu buraya bağlayalım. Bunu bu şekilde yaptık. Şimdi. Bunu böyle yaptıktan sonra sağ tuşla bir aktörümüzü oluşturalım. Aktör. Bu da diyalog karakter diyelim. Bunun içine böyle girelim. Bunu karakter de yapabilirsiniz. Yani size kalmış. Ben şimdi bir tane kutu oluşturacağım için. Şöyle yapalım bunu. Siz tabi buraya sıcağına sürükleyeceksiniz. Klasik yaptığımız gibi yapın yani. Hatta ben de yapayım. Bunu böyle yaptık. Bizim karakterimiz bu artık. Şimdi bunun sınırına girdiğimizi belirtmek için bir sphere collision ekleyelim. Şunu şöyle büyütelim. Bunun sınırı böyle olsun. Bu sınırın içine girdiğimizde ne yapmamız gerektiğini yapalım. Burada da tekrar soru 1 olacak. Gene bu string. Ve bunlar public olacak. Bunları değiştirebilmemiz için. Bu da soru 2. Tekrar alıştır. Soru 3. Buna cevap 1 oluşturalım. Cevap 2. Cevap 3. Tabi siz ne kadar soru sormak istiyorsanız yani en fazla olması gerekiyor. Mesela
Bir adam 4 tane soruyu cevaplayacaksa buraya 4 tane yapın. Yani en fazlasına göre yapın. Diğerlerini zaten enabled'ını kapatacağız. Bunları böyle public yapalım hepsini. Yaptık. Ve bir de name oluşturalım tabii. Bunu da public yapalım. Compile dedik. Event graph'a gelip sphere'e basalım. Ve buradan on komponent begin overlap'ı bulalım. Yani buna basalım. Ben de hatırlarsanız E tuşu falan çalışmıyordu. Belki de çalışır bilmiyorum. Bir deneyelim hatta. E tuşu olmadı ben. Yani bir daha bulamam onu şimdi. Get şuna bastığımızda bir gate oluşturalım. Gate'in nasıl ne olduğunu söylemiştim kaç kere. Cheat yani kapı olarak düşünün. Açıksa kapı buradan girebilir. Kapalıysa giremez. Tekrar bu sphere'e basıp on component and overlap diyelim. Yani karakterimiz içinden çıktığında bu close olsun. Buradan eğer çıkarsa böyle çıktı diyelim. Daha sonra şöyle yapacağız. Bu widget'i bir oluşturacağız. Create widget. Bunu böyle oluşturduk. Ne oluşturacağız? Diyalog adlı. Ben diyalog adında oluşturmuşum. Daha demin oluşturduğum şeyi. Diyalogu bir oluşturduk. Daha sonra bunu bir VF port'a vermeyeceğiz. Neden? Çünkü bunun önce oluşturduğumuz değişkenlerini bir değiştirelim. Yani nasıl yani? Set soru 1. Bakın. Geldi burada. Bu widget'in içinde oluşturduğumuz soru 1. Ben ne demiştim? Bu create widget yaptığımız zaman bu cache to görevi de görüyordu bu yerden. Hatırlarsanız böyle demiştim. Bu soru 1'i böyle sürükleyelim. Daha sonra soru 2'ye get. Buradan set soru 2 diyeceğiz. Aynı şekilde bunu böyle bağlayacağız. Pardon, şunu da şuraya bağlayalım. Şuraya da soru 3. Bunu da bu şekilde bağ yapalım. Aynı şekilde bunu da buraya bağlayalım. Get. Bunu bu şekilde buraya bağladık. Ve şimdilik add to VF port diyelim. Çünkü şimdi daha cevap alanını yapmadık. Add to VF port. Neyi VF porta yansıtacağız? Bu widget'ımızı. Bunu bu şekilde yaptık. Şimdi. Gelelim diyaloğun içine. Şimdi. Bu tuşlara basıldığında ne olması gerektiğini yapacağız. Yani bu tuşa basıldığında bu cevabı versin. Bu tuşa basıldığında bu cevabı versin. Tabi telefondaysanız on press yapın. On click it dedik. Gelelim buraya. Buna da on click it dedik. Aynı şekilde buna da on click it dedik. Şimdi. Buna basıldığında hepsinde bir şey görünür yapacağız. Ama ondan önce bir oluşturalım orayı tabi. Gelelim designer kısmına. Buraya bunun boyutunda bir tane daha vertical box koyacağız. Şuraya şöyle vertical box'ımızı koyalım. Hatta karışmaması açısından şu arkadaki vertical box'a basıp bunun adını sorular verelim ve bunun is variable'ını true yapalım. Yani değişken olarak görünsün ki biz bunun görünürlüğünü ayarlayabilelim. Geldik bu vertical box'a. Bunu böyle büyütelim. Aynı boyutta olursa daha iyi olur herhalde. Önce tekstimizi ekleyelim. Tabi bu tekste yazdıracağız şeyi. Ama önce şunu bir görünürlüğünü kapatalım. Şimdi kapatalım. Daha iyi görelim. Bu teksti böyle atalım buraya. Buraya gelip auto wrap text yani otomatik satır akla seçeneğini işaretleyelim. İstiyorsanız ortaya da alabilirsiniz. Böyle ortadan yazmaya başlasın. Ama hani bizde sağ dursun şimdilik. Buna bind yapalım. Create binding diyelim. Şöyle. Bir tane değişken oluşturalım bir. Cevap adında. Bunu buraya böyle sürükleyelim.
Bunu böyle bağladık buraya. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Hatta 3 tane daha JSON oluşturacağız. Cevap 1. Cevap 2. Bunlar değişkenler önce bir aklımızda tutmamız için daha sonra cevap belirleyeceğiz. Bunu bu şekilde yaptık. Daha sonra şöyle gelelim buraya. Eğer bu butona basarsak ne yapsın? Önce sorular adlı şeyin görünürlüğünü bir kapatsın. Hepsini de yapacağız. Bunu get olarak atalım. Set visibility. Yani görünürlük. Bunu buraya bağladık. Bunu hiding yani pardon. Hiding yani görünmez yapın. Bunu böyle kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Aynı şekilde buraya da yapıştıralım. Hepsine bir burayı görünür. Görünmez yapacağız. Aynı şekilde bu neyi görünmez yapacağız? Bu soruları. Bunlar görünmez yaptık. Daha sonra ne yapmamız lazım? Biz birinci tuşa bastığımız için bize cevap biri vermesi lazım. O yüzden ne yapacağız? Bu cevap biri buraya atacağız. Bizim son cevabımızı böyle yazdırsın bunu. Ve biz ilk başta ne yapacağız? Bunu görünmez yapacağız. Bunu da cevap adını verelim. Bu vertical box'a. Cevaplar. Bu cevaplar adlı. Pardon, bunu da bir is variable yapalım. Bunu da görünür yapacağız aynı şekilde. Bunu böyle kopyalayalım. Şöyle kopyaladık bunu. Hatta aynı şekilde bunu da kopyalayalım. Şöyle şuralara kopyaladık bunu. Şunu şöyle bağladık buralara. Cevapa ikinci tuşa bastığımız için bu sefer cevap 2'yi cevaba yazdırsın. Gelsin bunu buraya yazdırsın. Cevap 3'e de gelsin. Üçüncü tuşa bastığımız zaman cevap 3'ü bize versin. Bunları görünür yapacağız tabi. Visible, visible ve visible. Neyi visible yapacağız? Cevaplar adlı şeyi. Bunları target'a bağlayalım. Pardon. Şunu şuraya bağlayalım. Aynı şekilde şunu da bağlamayı unutmuşuz. Bununla görünür yaptıktan sonra şu anlık yapacak bir şey kalmadı sanırsam. Bir düşüneyim. Tabii en son şu butonu da ekleyelim. Geri tuşunu şey yapmak için. Bunun şeyini alta koyduk ama olmadı. Neyse bu böyle dursun. Evet, fill dediğimiz zaman alta koyuyor. Bu butona da geri diyeceğiz. Neden? Çünkü bir geri tuşumuz olacak tekrar sorulara gelmemiz için. Bunu böyle koyduk. Hatta aynısı gibi. Büyük mü yazmıştık? Büyük yazmıştık herhalde. Bunun rengini siyah yapalım. Bu tuşa da bastığımız zaman on click it. Ne yapacağız? Bunun tersini yapacağız. Yani şunları şöyle kopyalayalım. Şunları sileriz daha sonra. Şurayı bir kopyaladık. Bu kadar olmayacak tabii. Bir tanesi kalsın burada. Şunu da silelim şöyle. Şunu şuraya yapıştıralım. Biz şimdi ne yapacağız? Bu cevaplar adlı widget'ın görünmezliğini kapatacağız. Daha sonra neyi görünür yapacağız? Soruları görünür yapacağız. Bunu buraya bastık. Bunu şuradan kaldıralım bir dakika. Bunu buraya bağladık tekrar. Evet, şu anlık sistem bu kadar. Fakat güzel olması açısından şu an bir şey yaptık ama neyse. Güzel olması açısından şöyle bir şey de yapacağız. Hani siz bir karaktere İlla 3 tane soru mu sıkıştıracaksınız? Yani böyle bir şey de var. Sonuçta bir adama bir tane soru sorabiliriz ya da 2 tane. İlla 3 tane sormak zorunda değiliz buna. Bu yüzden diyeceğiz ki şöyle diyeceğiz.
Branch. Şimdi şunun bir görünürlüğünü kapatalım. Hatta bunun visibility'sini oyunda kapatalım. Şuradan hidden diyelim. Yani bu oyun içinde görünmez olsun ilk bu widget'i açtığımızda. Bunu şöyle bir görünmez yapalım. Sorular adlı widget'ımızı bir açalım. Diyeceğiz ki eğer bu text block boş ise, yani siz buna bir şey yazmayacaksınız eğer soru sormak istemiyorsanız. Eğer bu boş ise şey olsun. Hatta şundan adını değiştirelim. Soru bir text. Şuna da soru 2 text. Şuna da soru 3 text diyelim. Bunların hepsini is variable'ına true yapalım. Çünkü bunları değiştireceğiz. Geldik buraya. Diyeceğiz ki soru 1 text. Get text. Nerede bu? Evet, get text. Yani bunun içinde yazılan yazı. Get text'i diyeceğiz ki eğer eşit eşitse, evet, şunu string yapalım. Eşit eşit equal string. Şunu şuraya bağlayalım. Diyelim ki eğer eşit olduğu doğruysa gelsin bizim butonlara da keşke ad verseydik. Neyse, buton alt dire 37. Yani bu butonun enabled'ını false yapsın. Get set enabled diyelim. Bunu false yapsın. Ama eğer boş değilse gelsin bunun enabled'ını true yapsın. Tabii ilk şey yapmamız biraz saçma oldu ama neyse. Buna sequence notunu kullanabiliriz daha fazla kullanabilmemiz için. Sequence. Şuna bir tane daha artı diyelim. Sonuçta 3 tane yapacağız. Buraya aynı şekilde şunu şöyle bir geri çekelim. Şurayı şöyle bir kopyalayalım. Ctrl C diyelim. Şuraya bunu yapıştıralım aynı şekilde. Bunu da buraya bağlayalım. Aynı şekilde buraya bir daha yapıştıralım. Yani bu buton için, bu buton 3'ün olması için. Burada hangi get text olması lazım? Soru 3. Burada da soru 2'yi kontrol edeceğiz. Yani dedi ki soru 2'nin text değer 0'a eşitse gideceğiz. İkinci butonu enabled'ını yapacağız. İkinci butonun adı ne? Buton alt direği 76. Buton alt direği 76'yı buradan alalım buraya. Aynı şekilde buraya bağlayalım. Bunu da buradan silelim. Buton için text'i ne? Buton 111. Ayrıca şunu şöyle de yapalım. Bunun şeyini en alta koyalım. Bu böyle en altta dursun. Çünkü daha mantıklı. Yani buradaki butonlar olmasa bile şey olsun. Hatta bunların görünürlüğünü de kapatabiliriz. Direkt daha mantıklı olması için. Buton 111'di galiba. Bunu buraya sürükleyelim. Hatta direkt set visibility'sini kapatalım. Çünkü beyaz görünüyor orada. Siz tabi stilini ayarlayacaksınız. Ben şu an çok stile uğraşmıyorum çünkü uzun bir ders olacak demiştim. Set visibility diyelim. Bunun ne olacak? Böyle olduğu zaman set visibility'si hidden olacak. Ctrl-C, Ctrl-V yapalım. Aynı şekilde target'ı bu buton. Burada da visible olacak. Bunu böyle kopyalayalım. Aynı şekilde buraya yapıştıralım. Yani eğer bunu yaparsanız bu set is enabled'ı yapmanıza pek de gerek yok. Ben sadece göstermiş oldum. Hani belki işinize yarar diye. Aynı şekilde bunları buraya bağlayalım. Bu buton 37'yi böyle bağlayalım. Tamam, burayı da yaptık. İnşallah eksik bir şey yoktur. Tamam. Geldik. Bu butonlara bastığımızda bunlar görünmez yaptık. Cevabı göster dedik. Bir şey kaldı mı? Bu name'i yaptık sanırsam. Yaptık herhalde. Şimdi geldi cevapları da şeye yazdırmak. Gelelim diyalog karaktere. Bunu viewport'a yansıtmadan önce bir şeyler daha yapacağız. Buradan çekelim.
Bir dakika. Şuraya gelelim. Set cevap 1. Set cevap 1'e ne yazacağız? Bunun böyle cevap 1'i buraya yazdık. Aynı şekilde cevap 2'yi de buraya yazalım. Şu an şeyi unuttuk galiba. Geri tuşuna bir şey yazmayı unuttuk. Onu da yazalım hemen. Bir dakika, şunları bir yapalım. Cevap 3'ü de buraya yazalım. Adı yazdırmış mıydık? Hayır. Adı da buraya get olarak sürükleyelim. Daha sonra şuraya gelip set name, bunu da buraya alıp aynı şekilde bunu da buraya bağlayalım. Ve şu an botumuzun işi bitti herhalde. Burada disable input da yapabiliriz. Aslında çünkü karakterimiz başka hareketi yapamasın. Disable input target get player karakter player controller'da get player controller. Şunu şöyle yaptık. Daha sonra tek unuttuğumuz şey olan geri tuşunu da yapalım buradan. On click diyelim. Bu şeydeki geri tuşuydu. Yanlış bilmiyorsam şu cevaplardaki geri tuşuydu. Bu da direkt remove from parent diyeceğiz. Yani bu şeyi kaldıracağız. Bundan önce yapmamız gereken bir şey var mı? Önce bir enable input yapalım. Enable input. Nerede bu? Enable input. Target'ı get player karakter player controller'ı get player controller. Burada şey yapabilirsiniz, hani ses de çıkarabilirsiniz. Mesela görüşürüz, bir daha görüşmek üzere gibisinden, hani geri tuşuna basarsanız. Aynı şekilde tabi buradaki tuşlara basıldığında ses de oluşturabiliriz. Mesela diyalog karakterin içine bir ses oluşturursunuz. Delfin olarak tekrar public. Public'in ne olduğunu anlatmıştım. Birazdan da göstereceğim zaten. Ses oluşturursunuz. Her tuşa bastığınızda o sesi çıkarır. Okur artık. Siz bilirsiniz onu. Enable input yaptıktan sonra gelsin remove from parent. Yani bu widget'ı kaldırsın. Bitti sanırsam. Şu an sistem bitti herhalde. Diyalog karakteri buraya böyle bir sürükleyelim. Bunu böyle yaptık. Hatta istiyorsanız içine girdiğinde hep size bakmanızı sağlayabilirsiniz. Yani öyle bir şey de yapabilirsiniz. Play dedik. Bakalım bir sıkıntımız çıkmış mı? Şuna G tuşuna basıyoruz. Neden olmuyor? Çünkü dediğim gibi bende o şey çalışmıyor. Onu bir düzelteyim. Şuraya gelelim. Event tick notları var mı? Yok. Event tick diyelim. Şuraya şöyle diyelim ki branch true ise ne true ise is input key down. Ama bu sistemi yapın. Fakat şöyle bir sıkıntısı var bunun. Yani bunu multiplayer sistemde kullanamazsınız. Çünkü şöyle bir sıkıntısı var. Şunu bir yazayım ha. Bunu burada bu şekilde yaptığınızda diyelim hani multiplayer oyundasınız. Bir karakter E tuşuna bastın da bilmem ne hareket yapsın diyelim. Fakat bunu buraya yaparsanız sadece sizin karakteriniz bastığı zaman tüm karakterler basmış gibi görünür ve tüm karakterler aynı şeyi yapar. Bu yüzden siz yani şey yapmayın. Ayrıca şunu do once notu yapalım ki şey yapmasın. Şuradan do once diyelim. Ayrıca şuna sequence notunu koyalım. Eğer karakterimiz sphere'in içinden çıkarsa bunu resetlesin.
Bu şekilde. Tamam. Play dedik. Tekrar olmuyor. Acaba neden? Etti bir report yapmayı mı unuttuk? Hayır, gayet yapıyor. Demiş ki E tuşuna basıldığında E tuşu yapmışız. Ben de diyorum neden? Ben de G tuşuna basıyorum bir saattir. E'ye bastık. Disable input ya bir dakika. Evet. Burada mouse'u da gösteririz. Bakın şimdi. Ben kimim diyoruz. Sen bilmem ne hakkında gelmiş bilmem ne etmiş kişisin dedi bize. Geri dedik. Ne yapmam gerekiyor dedik ve göstermedi. Fakat gördüğünüz gibi üçün soruyu sormadığımız için görünmüyor. Şu an ikinci soruda bir sıkıntı yaptık galiba. Ona bir bakarız hemen. Evet, geri dedik ve geldi şeyimiz gördüğünüz gibi. Onu düzeltmek için show mouse kursoru gösterebiliriz burada. Şuradan show mouse kursor. Bu get player controller. Bunu göster dedik. CTRL-C yapalım. Gelelim diyaloğun içine. Bakalım. Buton 76'ya basıldığında demişiz. Cevap ki cevaba yazdır. Diyalog karaktere bakalım. Tamam, cevap 2. Cevap 2'ye bir şey yazmadık mı biz? Yazmışız. Şu an yanlış yapmışız. Tamam, ben anladım neden olduğunu. Cevap işte çalışmayacaktı. Şuradan çekmeyi unutmuşum. Yani gelmiş karakterin kendi kendine yazdırmışım. Saçma sapan şeyler yapmışım. Set cevap 2 diyelim. Şimdi olacaktır. Buna da set cevap 3 diyelim. Set cevap 3 diyalogdan. Bunu böyle yaptık. Bunu da böyle yaptık. Aynı şekilde böyle yaptık. Ve şu diyaloğa gelelim. Şu en altta geri tuşuna bastığımızda enable input yapmadan, yani enable input yaptıktan sonra show mouse kursoru da kapatalım. Set show mouse kursor. Şunu şuraya bağlayalım. Gelelim diyalog karakteri işaretledik mi bunu? Tamam, işaretlemişiz. Şimdi gelelim buraya. E tuşuna bastık. Diyor ki Jack diyor ki işte bu soruları soracakmışız ona. Ben kimim diyoruz. Sen işte bilmem bir şeyler kişisin. Ne yapmam gerekiyor diyorum. Gidip Ejder Savaşçısını öldürmen gerekiyor dedi sana. Bu kadardı. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalıştı. Hatta istiyorsanız bir tanesine bir soru soralım. Bakalım diğeri de çalışıyor mu? Bir bozukluk çıktı mı? Bunu buraya alalım. Şuraya silelim. Şurayı da silelim. Ejder savaşçısı nerede bulunur? Ve nerede bulabilirim artık? Onu siz şey yaparsınız. Dağın tepesinde bir mağarada yaşıyor. Bakın diğerleri, bu da Hüseyin olsun. Hüseyin. Play dedik. Geldik Hüseyin'e. E tuşuna bastık. Hüseyin diyor ki, yani biz diyoruz ona ki Ejder Savaşçısı nerede bulunur? Diyoruz ki dağın tepesinde bir mağarada yaşıyor dedi bize. Geri dedik. Hüseyin bu kadar biliyor. Ve çıktık geldik buna. Ben kimim bilmem ne yapmam gerekiyor. İşte gibisinden bir şeyler. Bugünlük dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı. Beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi duymazsanız seviniriz.